Aslanım benim, Kehf mağarasına sığınmak isteyenlere Allah'a sığınmayı tavsiye ederim. En güçlü sığınma odur. Gizlenmek olmaz Müslüman'da. Yani zaman, gizlenme zaman değil. Açıkta olacağız. Açık, zahir, galibane. Bunu bana sen 2082'de sorsan ne derim? Gizlen derim. 2082'de olsan gizlen derim. Ama şu dönemde açık, aşikarane ve galibane. Bağırta bağırta. Küfrü, Deccaliyeti ezeceğiz. Deccal saklanıyor şu an. Mehdi'ye saklanmıyor. Deccal saklanıyor. Bak diyoruz çık dışarıya, çıkmıyor. Münafıklarını salıyor, şeytanlarını salıyor. Şeytanı çağırıyorlar. İnsanların üzerine, yani müsait olanlar, mesela ahlaksız, müptezel, haysiyetsiz, namussuz, mesela hırsız, üçkağıtçı, onları bulmasını söylüyorlar şeytana. Şeytan da gidip onları buluyor ve onlara hulul ediyor. Onlar münafık olarak Müslümanlar karşısına dikilirler. Ama gücü olmaz yani, çünkü şeytanın gücü zayıf. Dolayısıyla münafığın gücü zayıf olur. Sadece it gibi bağırır, hasta it gibi. Hasta sırtlan gibi garip sesler çıkartır. Başka bir şey yapamaz. Yani hasta sırtlan gibi ses çıkartmasının nedeni ayette de belirtiliyor. İşte Müslümanları göğe rahatsız verecek. Göğe. Bunun dışında diyor size hiçbir şey yapamazlar diyor Allah ayette. Bak bu çok önemlidir. Bunun dışında size hiçbir şey yapamazlar. O kadarlık Allah onlara bir imkan veriyor. Yani münafığa o kadar imkan verir. Deccal din emrinde şeytanlar vardır diyor Peygamberimiz. Şeytanlar Deccal'e ne istersen söyle yapalım derler. O da haydi gidin insanlara benim onların Rabbi olduğumu söyleyin deyip her birine bir tarafa salacak. İşte İngilizlerin devleti şu an her tarafa saldı bunları. Ama tabi münafıklarda da Allah onları cezalandırmadı. Başka bir yöntem kullanıyor Allah. Münafıkları yalnızlaştırıyor Allah. Bakın mesela dikkat edin. Münafıklar hep izoledirler. Yani münafıkların bir arkadaş çevresi olmaz. Dost çevresi olmaz. Hep münafık münafıkladır. Münafık fotoğraflarına bakın. Bunu hemen görürsünüz. Münafığın yanını tanınmadık bir insanı göremezsin. Mutlaka münafık vardır. Allah'ın onlara bir cezası bu. Mesela bizim mücadelemiz boyunca münafıklar dalgalar halinde saldırdılar. Yani bu mesela birinci dalga, ikinci dalga, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncu dalga yani. Devam ediyor dalgalar. Hepsinde aynı karakteri görüyoruz. Hep yalnız, başarısız, içine kapanmış, eşek gibi çalışan ama eşek leşi gibi sürünen ve eline hiçbir şey geçmeyen, yalnız yaşayan, içi sıkılan, ezik, aşağılanmış, kirli, kokuşmuş, çökmüş, pislik görünümlü mahluklar olarak devam ediyorlar. Müminlere bakıyoruz, canlı, neşeli, büyük bir kitle halinde. Sevada azam, sevada azam şeklinde. Büyük bir topluluk halinde devam ediyorlar. Ama münafıklar hep küçük azınlıklar şeklindedirler. Onların dostu, ahbaba olmaz. Ve
münafıklarda da eşeddik gittikçe artar. Şedidlik gittikçe artar. Ama Allah size dille çirkinlik yapmanın dışında, dille ağızlarından lağım akması dışında hiçbir şey yapamazlar diyor. Hakikaten bakın, tarih içerisinde bakın, domuz gibi bağırmanın dışında, ağızlarından lağım akmasının dışında hiçbir şey yapamamışlardır. Hep rezil usulay olmuşlardır. Hep aşağılanmışlardır. Hep Allah onları kepaze durumuna getirmiştir. İnsan içine çıkamayacak hale gelmişlerdir. Kimsenin yüzüne bakamayacak hale gelmişlerdir. Hep böyle pislik, aşağılanmış mahluklar olarak ömürler boyunca yaşarlar. Her yerde onursuz, haysiyetsiz, İngilizlerin devletine uşaklık yapmış, çakallar olarak yaşarlar. Ama müminler hep böyle güçlü, sağlıklı, sevad-ı azam olarak, genişletilmiş bir yapı olarak, birbirlerini severek, dostluk içerisinde, güzellik içerisinde yollarına devam ederler. Allah Kur'an'da münafıklara iki türlü açıklamada bulunuyor Cenab-ı Allah. Eğer diyor onlar bu yaptıkları pisliğe, yani ağızlarının böyle lağım akıtmaya devam ederlerse seni onlara musallat ederim diyor peygambere. Musallat ederim. Ne olur musallat olunca? Allah diyor ki hor ve aşağılık kılma diyor Allah. Hor ve aşağılık kılarım diyor. Hor ve aşağılık kılma. Bak seni onlara saldırtırım diyor Allah. Ve hor ve aşağılık kılarsın onları diyor. Tevrat'ta diyor ki bak Allah onları senin eline vereceğin. Sen de onları helak edeceğin vakit diyor. Yani manen rezil usvay edeceğin vakit. Bu hükümlerden, bu anlatmadan anlaşıyoruz ki peygamberlere musallat olan her münafığı Allah helak edip perişan etmiş ve aşağılamış. Bunlar hakikaten dille bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ağızlarından bir lağım püskürtmesi var. Ama bu lağım püskürtmesi Müslümanlara zarar vermiyor. Zarar vermeyecek şekilde yaratılıyor. Mesela hiçbir şekilde, mesela bizde yapılan da münafık ataklarında zenginlik, bereket ve rahatlığın dışında bize hiçbir zarar olmamıştır. Sadece zenginlik, bereket ve rahatlık. Başka bir şey olmamıştır. Münafığın tetiklenmesinin ana nedeni kendisine menfaatin yeteri kadar sunulmamasıdır. Kur'an'da bu açık açık belirtilir. Yani Peygamberimizin hadislerinde de bunu görüyoruz. İşte falancaya falancaya şunları takdim ederken niye bize bunları bu şekilde takdim ettin? Yani ana konu budur. Senin, onların diyor bak, onların sana düşman olmasının nedeni, onları diyor ekonomik yönden rahat bir düzeyde yaşatmandan başkası bir şey değil diyor. Yani rahatlık onlara zarar veriyor. Müminlerin yanındaki rahatlık ve zenginlik. Bak o rahatlık ve zenginlikten rahatsız oluyor. O zaman atağa geçiyor işte. Atağa geçtiğinde ağzına lağım püskürtmeye başlıyor. Müslümana zarar veriyor mu? Allah zarar veremezler diyor. Bu bir mucizedir. Ancak bunu yapabilirler diyor. Zarar veremezler. Hoplar, zıplar, çırpınır falan hiçbir şey yapamaz. Bir de münafıktan bir huyu vardır. Ayrılır ayrılmaz. Bak diyor ki ayette. Gerçekten Allah, şeytanın Allah'a sığınırım. İçinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Bunlar pek az dışında zorlu savaşlara gelmezler. Bak münafık özelliği. Bak bir kısmını alıkoyuyor. Yanında arkadaş olarak götürüyor. Çirkin bir arkadaş olarak. Ve münafıklara diyor ki bize gelin diyorlar. Bize gelin. Bu tarih içerisinde hiç değişmiyor münafıklarda. Her münafık dalgasına hakikaten bize gelin, bize gelin haber gönderirler. Bunlar bak pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Yani çok nadir bunlar mücadeleye yaklaşırlar. Yani Müslümanların içindeyken hep böyle kaçak göçek yaşayan tiplerdir. Yani Müslümanlığa, İslam'a hizmet etmek istemeyen tipler. Ama ayrılınca birden bir şeytani gayret geliyor.
Bu sefer adam toplamaya çalışıyor. Evet. Etrafına. Çünkü yalnız kaldı ya. Çünkü münafığın en bunaldığı şey sayısının az olması ve aşağılık olduğunun açıkça görülmesi. Onun için sayıyı artırıp o psikolojik baskıdan kurtulmak ister. Ondan da kurtulamayınca daha da çirkefleşir, daha da saldırgınlaşır. Halbuki Kur'an'da onlara verilen cezanın en önemlilerinden biri de budur. Bak ne diyor Samiri'ye Hazreti Musa? Sen ömrün boyunca bana dokunmayın diyeceksin diyor. Yalnız yaşayacaksın diyor. Münafıklara bakın fotoğraflarına. Hep yalnızdır. Veyahut it çakal takımı tarzında o münafık arkadaşlarının beraberdir. Hani sırtlan fotoğrafları var ya çekiliyor. Bazen gözü parlayıp bir tane oluyor. Ya diyorsun bu koca beldede bir tane mi sırtlan var? Bir de bakıyorsun ki sırtlan sürüsü ama yine aynı. Yine gözleri parlıyor. Yine ağızlarından salyalar akıyor. Yine sırtlan sürüsü. Dolayısıyla al birini vur ötekine tarzında birbirine aynıdır münafıklar. Ama münafıkta olmasa işte Müslümanın gücü anlaşılmaz. Müslümanın gücünü Allah münafıkla göstertiyor. Münafığa karşı ustalığıyla. Çünkü şeytanın aklıyla Müslümanın aklının çatışmasıdır. Münafıkla yapılan mücadele. Münafık şeytani zekadadır. Münafığa aniden şeytan zekası verilir. Yani daha önceki o ebleh, ahmak olan münafık saldırıya geçtiğinde şeytanın aklını aldığı için, şeytanın zekasını aldığı için şeytani bir zekaya kavuşur ve gerçekten bir güçmüş gibi görünür. Halbuki şeytanın aklı zayıf olduğu için ahmak oluyor, akılsız oluyor. Onların Allah mağlup olacağını söylüyor çünkü onlar akledemeyen bir topluluktur diyor. Aklı olmuyor. Zekası diyor, aklı olmuyor. Onun için münafıklara bakın, çok ahmaktırlar. Yani her bakımdan ahmaktırlar. Yani yapılan Müslümanların yaptığı, Peygamberimiz zamanına bakıyoruz, taktikleri fark edemiyor. Ve ahmak her seferinde taktiğin içine düşüyor. Yani neden yapıldığını anlayamıyor. O Müslümanın aleyhine bir şey yapıldı zannediyor. Birden atlıyor. Atladığında kapan şeyini kapıyor. Kulağını kapıyor diyelim yani. Her seferinde ölmüştür. Peygamberimizin hazırladığı her tuzağa düşmüşlerdir. Ahmakça. Ama onu bir zaaf gibi görmüşlerdir önce. Sanki hata yaptı zannediyor peygamber. Aa diyor, bak diyor, bak gördün mü burada diyor. Hata yaptın işte. Mesela peygamber geri çekiliyor. Mesela ricat ediyor. Vay be, korktular diyor münafıklar. Acayip seviniyorlar. Peygamber onları iyice çekiyor. Sonra birden bir çöküyor. Kaçacak, göçecek, hiçbir yerde kalmıyor. Münafık, Müslüman yanında böyle argo tabirle kafalama yapmak için hizmet eder. Ve çıkar amacı vardır. Sonunda hizmetinin amacı olur. Evet. Israrla kamera gösterince ben de arkadaş ne demek istediğimi bakıyorum ben. İnşallah. Bak diyor ki münafık olan şahıslardan Kuzban isimli münafık Uhud Savaşı'na katılmaktan kaçınıyor. Fakat kadınlar diyor ki kendisine, sen korkak mısın ki savaşa gitmiyorsun? Münafı motive etmenin yoluna bak, görüyor musun? Var mı ya bu delikanlılıkta falan desen? Bak Allah korkusu, Allah sevgisi ilgilenemez münafı. Onun için münafık yazışmalarına bakın. İşte var mı bu delikanlılıkta falan tarzında. Allah'ın ayetiyle konuşmaz. Görüyor musun üslubunun benzerliğini, bakın. Kadınlar kendisine, sen korkak mısın ki savaşa gitmiyorsun deyince arlanıp gururlanıp savaşa çıkmış. Münafıklar hep böyledir. Yani onların damarı hep öyle gurur cihetinden yanaşır. Yani Kur'an cihetinden yanaşmaz. Üslubundan bunu görebilirsiniz. Ey evsler, ölmek savaştan kaçarak utanç içinde kalmaktan iyidir diyerek savaşa çıkmış. Böyle onlarda böyle bir aptalca şeylik, yani cesaret iddiası oluyor. Ve Müslümanlar safında çok şiddetli çarpışmıştı. Hizmet ediyor. Hatta rivayet olduğuna göre Kuzman müşriklerden 9 kişiyi öldürdükten sonra kendisi de yaralanıp eve getirilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuzman hakkında Kuzman cehennemdedir diye buyuruyor.
İşin yüzünü bazı Müslümanlar hayrete düşüyor. Onlar da peygamberden şüpheleniyorlar. Yani görüyor musun? Münafıkların ahlakıyla bir de kalbinde hastalık olanların ahlakının arasındaki şey. Ya diyor adam bu kadar vicdanlı, bu kadar güzel hizmet etmiş, 9 kişiyi öldürmüş. Peygamber de cehenneme gidecek diyor. Ya bu nasıl bir vicdan diyor, haşa. Anlamıyor oradaki derinliği. O sırada Müslüman bizzat Kuzban'a, ey Kuzban seni kurtlar ve cennetle müjdelerim. Bugün uğradığım musibet sana Allah tarafındandır dediği zaman Kuzban, cennet dene, ben kavmimin gayretinden başka bir maksatla çarpışmadım diyor. Ben kavmimi korumak için, cennet için yapmadım diyor. Ve yarasının ağrısı şiddetlenince bir okla kolun damarını keserek intihar ediyor kendisi. Ya adamda din iman yok. Peygamberin sözüne inanmıyor, görüyor musun? Cehennemler deyince. Biliyor ki söylüyor yani. Ama münafık diyor ki ya, yani mantık şu, ya var mı delikanlılıkta bu kafasında? Yani birisinin onu böyle cahili yöntemlerle etkilemesinden etkileniyor münafıklar. Ama münafıkların bütün üsluplarına bakın, ana tema budur. Kur'an değildir. Yani aptalca cesaret gösterileri, işte delikanlılık bilmem ne falan adına yapılmış samimiyetsiz, üç kağıtçı üsluplarda, sokak üslubudur. Kur'an üslubunu kabul etmez münafık. Bak adam şaşırıyor Müslümanlar. Hatta gidip onu övüyorlar. Sen cennettesin falan diye. Ya alenen trans görünümlü bir şahsın resmini göndermişler.